Merhaba değerli izleyiciler, Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Aksaray'da jandarmanın uyuşturucu tacirinin evine düzenlediği operasyonda evde uyuşturucu maddelerinin yanı sıra adeta cephanelik gibi tabancalar, tüfekler, mermiler ve kesici aletler ele geçirildi. Operasyon Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı geniş çaplı çalışmalarda bir şahsın ilçede uyuşturucu imal edip ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İlçede tespit edilen şüpheli Davut Ö isimli şahsı ve ikametini takibi alan jandarma ekipleri bir hafta boyunca yaptığı teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgularla birlikte operasyon için düğmeye bastı. Hassas burunlu narkotik dedektörü Yalman isimli köpeğin de katıldığı operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken ev didik didik arandı. Yapılan aramalarda çekmecelerde kağıda sarılı esrar maddeleri, kavanozlarda kubar esrar maddeleri ve banyoda boya kovalarında ikili kenevir bitkisi ele geçirilirken oturma odasında bir kanepenin altında ise silahtan kesici aletine kadar adeta cephanelik çıktı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 31 adet tabanca fişeği, 3 adet pala, 1 adet balta, 1 adet ninja yıldızı, 1 adet döner bıçağı ve 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatına el konuldu. Şüpheli şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. 1 adet Magnum marka av tüfeği. Bir adet kuru sıkı tabanca. Av tüfeklerine ait şarjör. Av tüfeği fişeği. Döner bıçağı. Balta. .765 mm çapında fişek. Ninja yıldızı. Kuru sıkı tabanca fişeği. Aksaray'da 27 Mayıs 1960'ta dönemin başbakanı Adnan Menderes'le Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında Türkiye'nin birçok kez darbe ve darbe girişimlerine maruz kaldığını ve bu darbelerin milletin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar verdiğini söyledi. Çok kıymetli basın mensuplarımız, aziz milletimiz, medeniyet tarihi boyunca türlü fedakarlıklarla devlet olarak kalmak uğruna birçok bedel ödemiştir. Bağımsızlığımız, bağımsızlığı uğruna her şartta mücadele eden milletimiz, hukukun ve demokrasinin vesayet altına alındığı birçok dönemden geçmiş ve bugünlere gelmiştir. Vesayet, hüküm sürdüğü her dönemde haksız ve hukuksuz olarak masum insanların kanına girmiş, vatansever milletin evlatlarını postallarıyla ezmiştir. Türkiye birçok kez darbelere maruz kalmıştır. Bu darbeler milletimizin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hukukun askıya alındığı toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe 27 Mayıs 1960'ta Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 27 Mayıs darbesi, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlarına, hukuka ve insanlığa yönelik ihanet olarak hafızalarımıza kazınmıştır.
1950 yılında dönemin tek parti hegemonyasını geride bırakarak milli iradenin teveccühüyle iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları kısa zamanda ortaya koydukları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projeler ile Türkiye'yi bir adım ileri taşımışlardır. Milletimizi milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, milletimizin bağrında büyük bir yara olan tek parti rejimin en büyük ayıplarından Türkçe ezanı uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun ezanı Muhammediye olan özlemini gidermiştir. Ülkenin ve milletin yararına olan gidişatın önünü tıkamak isteyen vesayetçi odaklar çeşitli yalan ve iftiralar ile 1960 yılında vesayetin namlusunu Çankaya Köşkü'ne çevirmişlerdir. Millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye çalışan zihniyet, demokratik yollarla seçilen yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari yargılamalar ile masum insanları hukuk dışı şekilde dar ağacına göndermiştir. İdam edilen yalnızca başbakan, bakan, milletin vekilleri değil, bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur. Üzerinden yıllar geçse de vesayetçi odaklar varlıklarını devam ettirerek en son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya çalışmışlardır. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıralarının yaşatılması amacıyla milletin evlatlarının yargılanarak idam edildiği Yassıada ismi değiştirilerek Demokrasi ve Özgürlükler Adası olmuş, darbeci, vesayetçi odaklar ise tozlu raflara gömülerek tarih olmuşlardır. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesileyle 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların Anadolu feraseti karşısında zavallı kalacağını, bu ülkede darbeler döneminin artık kapandığını, her türlü vesayete karşı olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor. Demokratik ve müreffeh bir Türkiye'de yaşayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Teşekkür ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbel Alemin, bizleri affet, bizleri bağışla, bizlere merhamet et. Cennet vatanımızın birliğini ve dirliğini temin ve tesis eyle. Ya Rabbel Alemin, dini mübin üzere hayat nizamını yaşamayı bize lütfu ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, bu vatan için can vermiş bütün şühedanın makamlarını âli eyle. Birliğimizi ve dirliğimizi temin ve tesis eyle. Cennet vatanımızın birliğine ve dirliğine kast eden fırsat verme ya Rabbi. Bizleri bir ve beraber eyle ya Rabbi. Ülkemizin birliğini, dirliğini temin ve tesis eyle ya Rabbi. Sıkıntılı süreçlerimizi atlatarak müreffeh bir hayat yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu vatan için can vermiş başta Adnan Menderes olmak üzere, dini mübin üzere, ahlaki değerler üzere hayatını yaşayarak bitirmiş olanların velhamdülillahi ya rabbel alemin kabulen fatiha. Aksaray'da 6.sı düzenlenen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın 3. gününde fuarda Aksaray'ın önemli firmalarından Nalbantoğlu Tarım Makineleri firma sahibi Cemal Baltacı ve Gazi Süt Ürünleri firma sahibi Raşit Oğuz fuarla ilgili görüşlerini belirtti.
Ayrıca Aksaray tarımının önde gelen firmalarından Yapılcan Grup, Yapılcan Solar Enerji ile fuara katıldı, ürünlerini tanıttı. Aksaraylıyım. İsmim Cemal. Firma ismin Alvantoğlu. 6.sı düzenlenen Aksaray Tarım ve Hayvancılık Fuarı. Fuarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir misin? Fuarla ilgili duygu ve düşüncelerimizi alabilir misin? Alırsın. Fuar biraz geç kaldığından dolayı yoğun değil. Çiftçinin tamamı işte arazide ama ona rağmen de güzel. Peki Aksaray denince tarım ağırlıklı bir şehir ve tarım makineleri üreten bir firma olarak satışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Piyasayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Aksaray'a baktığımız andan itibaren Aksaray Türkiye'de çok güzel bir yerde. Türkiye'nin ortası Aksaray. Tarımla da çiftçi çok güzel bilinçli tarım yapıyor. Tarım dediğin andan itibaren ilk akla gelen ekipmandır. Ekipman olmazsa, sürmezse, kulluk olmazsa, ekecek mübseri olmazsa olmaz. Tarımda insan gücü bitti. Tamamen şu günden itibaren makinalaştı. Eskiden biz çocukken bundan 20 sene önce el çapaları vardı. Bunlar bitti. Bunları biliyorsunuz. Bunların tamamı makineye döndü. İnsan güçleri bitti. Şimdi makinalaştı. Tarım sektörü çok iyi bir yerlere geldi. Çiftçi gücüne artı güç kattı. Bunu kabul etmek lazım. Katmadı dersek geride kalırız. Şöyle bir durum vardı. Bundan 20 sene önce bir köyde 5 traktör vardı. Bugünse bir çiftçinin kapısında 5 traktör var. Yani tarım Türkiye'nin geleceği. Tarımın gidişatını Aksaray için sen diyeceksin ki girdiler bağlandı diyeceksin. Girdiler bağlandı ama çiftçinin ürettiği de bağlandı. Ya değişen hiçbir şey yok. Yani ciddi manada girdiler bağlanınca ürettiği de bağlanmak zorunda kaldı. Yani bugün arpa 5.750 lira, geçen yıl 2.300 liraydı yonca, bu yıl 4.500 lira. Yani değişen bir şey olmadı. Çiftçi ürettiği sürece kazanır. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Herhangi bir şey çalışacak. Çalışacak. Sistemde ne? Çalışacak. Ne kadar kilometre yaparsan karşılığı o kadar taksimetre derim ben. Teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Saygılarımı sunarım. Siz de çok sağ olun. Ben eskiden katılıyorum. Raşit Oğuz, Gazi Süt ve Süt Ürünleri markasıyla bu yıl 6. düzenlenen Aksaray Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılmış bulunmaktayız. Fuarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Fuar geçen yıllara göre bu yıl biraz sönük geçiyor. Bu da neye bağlamak bilmiyorum yani son zamanlardaki yaşanan sıkıntılardan dolayı herhalde. Peki tarımcılığın şu anki geldiği nokta nedir? Çiftçiler ne durumda? Memnun musunuz gidişattan? Ya şu anda bizim Eskil'de bir sıkıntı görünmüyor. Bizim Eskil'imizin suyu gitmediği sürece bir sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyorum. Hayvancılık keza bir yerlere geldi. Ama maalesef ki biz bunu bir türlü sanayiye dönüştüremedik. İnşallah Eskil Organize Sanayi Bölgesi en kısa sürede faaliyete geçecek. Biz de orada güzel bir tesis kurup Gazi Süt ve Süt Ürünleri markası altında bütün Türkiye'ye ürün temin etmeyi düşünüyoruz. İnşallah gerçekleştiririz.
Aksaray Belediyesi tarafından Park City AVM'de hizmete sunulan Çocuk Aktivite Merkezi ve Oyuncak Müzesi salgın nedeniyle bir süreliğine kapatılmıştı. Salgının kontrol altına alınmasıyla Çocuk Aktivite Merkezi ve Oyuncak Müzesi ziyaretçilerine açıldı. Aksaray Belediyesi sosyal, kültürel ve tarihsel süreçlerin aktarıldığı ve oyuncakların sergilendiği oyuncak müzesiyle hem çocukları bilgilendiriyor hem de eğlendiriyor. Küçük ve büyüklerin birlikte vakit geçirebileceği, çeşitli aktivitelerin yapılabileceği bir alana sahip müze, oyuncakların tarihsel gelişimlerinin aktarıldığı nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Aksaray Belediyesi'nce açılan çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak Çocuk Aktivite Merkezi ve Oyuncak Müzesi birçok etkinlik ve zengin içeriğiyle çocuk oyun odası, ahşap çocuk oyun atölyesi, robotik kodlama atölyesi, serbest oyun alanları, okul öncesi etkinliklerin yapıldığı alanlar, kurslar ve oyuncaklar yer alıyor. Ayrıca çocuk aktivite merkezinde çocukların beceri ve gelişimlerine katkı sağlamak için robotik kodlama kurs eğitimi de veriliyor. Çocukların dijital ortamlardan uzak, sosyal ve kişisel beceriler edinmelerini sağlayacak Çocuk Aktivite Merkezi ve Oyuncak Müzesi, pazartesi günü hariç haftanın 6 günü 10 ila 18 saatleri arasında hizmet veriyor. Çocuk Aktivite Merkezi'nde hafta sonları palyaço gösterileriyle çocuklara keyifli ve renkli anlar yaşatılıyor. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'in talimatlarıyla mevcut pazar alanları iyileştirilerek daha kullanışlı ve konforlu hale getiriliyor. Vatandaşların ve pazar esnafının daha iyi koşullarda alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla Aksaray Belediyesi TOKİ Kapalı Semt Pazarı, Kurtuluş Semt Pazarı ve Perşembe Semt Pazarından sonra Cuma Kapalı Semt Pazarını da yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi'nce projelendirilen Cuma Kapalı Semt Pazarı modern bir semt pazar alanına dönüşüyor. Hem vatandaşların hem de pazar esnafının iklim şartlarından etkilenmeden rahatlıkla alışveriş yapmalarına imkan sağlayacak, Cuma Semt Pazarı'nda çelik konstrüksiyon taşıyıcı kolonlar yerlerine monte edildi. Üstü kapatılarak kullanışlı hale gelmesi planlanan semt pazarında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Cuma Kapalı Semt Pazarı alanındaki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, yapılan bütün hizmetlerin temel amacının vatandaşların yaşam konforunu yükseltmek olduğunu aktardı. Belediye Başkanı Dinçer konuşmasının devamında, şehrimiz için projeler üreterek geleceğe dönük faydalı adımlar atmaya devam ediyoruz. Çok yakında çalışmaları tamamlayıp hizmete sunacağımız projemizle mahalle sakinlerimiz ve pazar esnaflarımız yaz ve kış aylarında hava şartlarından etkilenmeden alışverişlerini yapabilecekler. Cuma semt pazarımız yeni haliyle Şifahane, Hasas, Nakkaş, Zafer ve çevre mahallelerdeki hemşerilerimize nezih ortamda alışveriş imkanı sunacak ifadelerini kullandı. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Damızlı Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Aksaray'da tarım ve hayvancılık üzerine değerlendirmelerde bulundu. Aktürk, üreticinin zor durumda olduğunu söyleyip yetkililere seslendi. Evet, öncelikle tüm izleyicilerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bu yıl 6. düzenlediğimiz Aksaray Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın ilimize, insanımıza, üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Pandemi nedeniyle 3 yıl ara vermiştik. Bundan önce 5 defa gerçekleştirdik. Bu 6.sı. İşte bu aylara denk geldi. Ancak günü bu şekilde alabildik. Tabii tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Tarım ve hayvancılığa teknolojinin nereye geldiğini göstermeye çalışıyoruz. Gıda üretiyoruz hep birlikte. Biz de çiftçilik yapıyoruz. Ben de bir küçükbaş hayvan üreticisiyim. Bu ülkeyi doyurmaya çalışıyoruz ama üreticilerimizin çok ciddi sıkıntıları var. Bizim hedefimiz şu, insanlarımızın, üyelerimizin, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların refah düzeylerini artırmak, daha çok para kazanmalarını temin etmek, daha fazla üretmelerini ve daha ucuza üretmelerini temin etmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de İşte tarım makineleri noktasında, efendim hayvancılığın altyapı noktasında, bilimsel metotlarda, çağın gerektirdiği gibi modern tesislerde, modern işletmelerde birim alanda ve birim hayvandan daha çok geliri nasıl alabilir onun derdindeyiz. Onu göstermeye çalışıyoruz. Fuarlarda bunun için önemli merkezler. Tabii Türkiye'de hayvancılık yapmak oldukça zor. Hele son 6-8 ayda.
çok ciddi anlamda tarımsal girdilerde problemlerimiz var. 2-3 yıldır zaten yemden, gübreden, elektrikten, enerjiden, akaryakıttan üreticilerimiz şikayetçi. Ama son 6-8 ayda girdilerimiz gerçekten 3 katı 5 katı yükseldi. Mazot fiyatları anormal yükseldi. Elektrik fiyatları çok yükseldi. Özellikle üreticilerimiz yem fiyatlarından oldukça şikayetçi. Ben de şikayetçiyim. Yemle artık başa çıkamıyoruz. Bugünlerde son 10 günde 15 günde yeme 70-80 lira civarında çok ciddi bir zam geldi. Yemdeki artış, girdideki artış hayvan fiyatlarına veya et fiyatlarına veya süt fiyatlarına yeteri kadar yansımıyor. Tabii tüketiciler de şikayetçi. Et alamadıklarından, sütün çok fazla fiyatının yüksek olduğundan, tereyağdan, peynirden, fiyatlarından şikayetçi. Onları da algılayabiliyoruz ama emin olun bu bizim suçumuz değil. Gerçekten üretmekte çok ciddi sıkıntı çekiyoruz. Bu yem fiyatlarıyla ne süt üretebiliriz ne et üretebiliriz. Bunun bir çaresinin bulunması lazım. Tabii ki yemdeki aşırı fiyat artışlarının sebebinin bir tanesi doların yükselmesi. Çünkü yem hammaddelerinin büyük bir kısmı yurt dışına ithal ediliyor. Özellikle geçen sene kuraklığa bağlı olarak arpa, buğday ve mısır üretiminde çok ciddi bir rekolte eksikliği oldu. Şu anda Rusya'dan, Ukrayna'dan ve bazı dış ülkelerden bunları ithal ediyoruz. Özellikle yem katkı maddelerini zaten ithal ediyoruz. Bununla birlikte tabii ki yem fiyatları yükseliyor. Bu sene de rekoltede istediğimiz noktada olmaz ise yem fiyatlarının daha da yükselmesinden endişe ediyoruz. Tabii bu nereye kadar yükselecek, buna kim dur diyecek, biz de merak içerisindeyiz. Ama biz şunu biliyoruz ki, biz tarım ve hayvancılığı bu gübre fiyatlarına rağmen, bu yem fiyatlarına rağmen, bu elektrik fiyatlarına, bu mazot fiyatlarına rağmen yapmak istiyoruz, ısrarla yapmak istiyoruz. Devletimizin bizi desteklemesini bekliyoruz. Eğer bu işten arıcılar para kazanıyorsa müdahale etsin. Üretici zarar ediyorsa desteklesin. Tüketici bu fiyatı alamıyorsa efendim ona göre üretim maliyetlerinin düşürülmesi noktasında tedbir alsın. Devlet cezalandırıcıdır, devlet ödüllendiricidir. Çözümü devletin bulması, getirmesi lazım. Biz sivil toplum örgütleri olarak sesimizi her yere duyurmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da yine de bu mücadeleye devam edeceğiz. Ama şu şartlarda bu yem fiyatlarıyla, bu mazot fiyatlarıyla, bu gübre fiyatlarıyla gerçekten zorlanıyoruz. Tabii ürünlere yansıyacaktır muhtemelen. Tabii tüketici de bu noktada sıkıntıya düşecektir. Onunla ilgili de inşallah bakanlığımız, hükümetimiz tedbir alacaktır diye düşünüyorum. Fuarımızın Aksaray'ımıza, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dün akşamki gelen akaryakıt zammını vatandaşımıza sorduk. Durumun nereye gittiğini kestiremiyoruz. Umarım bu böyle devam etmez diye belirttiler. Ben nakliyeciyim. Neye göreyse ona göre yazdırıyor. Madem pahalı, bak gene söylüyorum tekrardan. 30 tane alışveriş merkezi var Ankara'da. 30'una da hafta sonu gidin, araba çekecek yer yok. Tamam mı kardeşim? Herhangi mağaza açılışını düşünün. Kapının ağzında yüzlerce insan izdiham oluşturuyor. 9 bin liralık, 10 bin liralık telefonu 8 bin liraya alıyoruz diye. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra da çıkıyorlar ki işte yok Z uşağı şöyleydi, B uşağı böyleydi. Yalan hemşerim, her şey normal. Ben 2 sene önce bu mesleği yaparken, ben 20 senedir bu mesleği yapıyorum. 2 sene önce 3 milyar maaş alıyordum, 500 milyona market arabası doluyordu. Şimdi 10 milyar maaş alıyorum, 2 milyara doluyor. Aynı hesap, bir şey değişmiyor. Anladın mı? Yani o pahalılık mağalılık hikaye. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Tamam. Diyebilir miyim? Emretim için. Emre Bey, dün gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu zamlar hakkında neler yapılmalıdır? Zamlar hakkında yapılacakları devlet büyüklerimiz daha iyi bilir ama şu an çok zorluyor insanları. Tek iyi yanı zam geleceği günler petrollerde yoğunluk olduğu için ertesi gün biraz sakin oluyor. Onun harici hiçbir iyi yanı yok. Evet. Şu an deponuzu kaça dolduruyorsunuz? Bu ne kadar zararlı oluyor size veya ne düşünüyorsunuz? Şu anda arabam çok ekonomik olduğu için yani tüplü olduğu için 350-360 liraya dolduruyorum. Ama benzinli ve dizel arabam olmuş olsaydı muhtemelen asgari ücretin yarısı kadar giderdi. Şimdi petrolle gelen zamları soruyorsunuz değil mi? Petrol tabii bizim değil. OPEC'in verdiği fiyatlar. Yani bizim işte geçtiğimiz yıllardaki devletimizin verdiği sübvansiyondan dolayı ucuza alışmıştık. Şimdi bu normal fiyata dönünce de fazla geliyor. Örneğin şimdi eskide 400 liraya dolan depo şu anda 800 liraydı, belki de yarı olmayacak. Ama bu bizim olmadığı için. Yani bu fiyatlar bizim elimizde olmayan bir şeylerden olduğu için. Çünkü dışarıdan alıyoruz. Bedava da vermekten de herhalde devletimizle işte, hükümetimizle işte gelmez. Onun için
yapacak bir şey yok. Bize öğrenebilir miyim? İsmet Yüksel. İsmet Bey, akaryakıta yine tekrardan zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında ne yapılmalı? Akşam gelecek yollar. Şimdi mi geldi? Akşam. Akşam. Vallahi artık alım gücü azaldı her şey. Enflasyonun iki katı yani. Ekmekti, zam, meyveydi, sebzeydi. Yani bu, ben şimdi hesaplıyorum. Ben Allah'a çok şükür durumum var. Alıyorum. Ama bir asgari ücreti ben hesaplıyorum. 1,5 milyar ev kirası. Bunun yanında adamın şimdi kış geçti. 500 lira doğal gaz hesaplıyorum. Yani günlük 50 lira yese 50 lira da rahat yer yani. Adam bir de sigara sorsa, bir de sigara içiyorsa bir paket at sigara içeri düşün. Yani imkansız yani bu. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu zam var. Normal değil kardeş. Böyle bir düzen, böyle bir dünya yok yani. Böyle bir gelir düzeyi yok yani. Evden çıkmayacaksın kardeşim. Evden hiç çıktı, adım attın, attı. Bak mesela bugünden bahsedeyim bak. 200 liralık aldım ben. 2 gün anca gidiyor. Bir otogara gidip geliyorum. 200 lira anca. 2 günde düşünsene. Ondan sonra sabah mesela gittin. Mesela bir öğle yemeği, 50-60 yaşta bir öğle yemeği yemezsin. Dürüm ye 40 lirayı. Yani, yani imkansız. Nasıl olacak bu bizim? Böyle gitmez yani bu zamlarla, bu şeylerle. Buna bir çözüm bulunması lazım yani. Ya bu asgari en aşağı 10-15 milyon olması lazım kardeşim. Yani bu matematik basit yani. Herkes matematiğe gitmiştir. Bu ilkokul matematiği vardır yani hesapla. Elekse defter kalem olarak hesapla. İmkansız yani. Bu asgari ücretle bu şeyle. Ha bana göre sorun var mı? Esnafa göre sorun yok. Esnaflara göre. Ben şimdi otobüs işi yapıyorum. Ben 50 lira zam koyarım. Beni ilgilendirmez. Yani benim bana fazla etkilemiyor. Zam koy. Ama müşterimiz azalıyor. Bu ama orta gelirli vatandaşa hani sabit maaşlı çalışan vatandaşı etkiliyor. Mesela esnaf arasında etkilemiyor. Adam ona yemeğe zam koyuyor, o ona yemeğe zam koyuyor ama burada ezilen kim? Sabit maaşlı arkadaşlar eziliyor. Yani ben onlara üzülüyorum. Allah yardım yardımcılar olsun. Ne diyeyim yani? Biz burada sizin aracılığınızda yani artık millet ona göre ekonomi yaşayacak. Yapacak bir şey yok. Kira düzenlemesini emlakçılara sorduk. Emlakçılar bu konunun fiyatlarda çok etkili olmayacağını, enflasyondan dolayı kira fiyatlarının stabil kalacağını belirttiler. Şimdi öncelikle hoş geldiniz. Ben Emlak Center'ın sahibiyim. Ancak burada arkadaşınla beraber paslaşarak çalışıyoruz. Gençgeller Gayrimenkulle beraber ortaklaşa iş yapıyoruz. Şimdi tabii biz de bu sektörün içerisindeyiz ister istemez. En çok zorlandığımız şey bu vatandaşı gelip de kapıdan kiralık yeriniz var mı diye sorduğu zaman elimizde yok diye çevirmek bizi çok üzüyor. Hani arkadaşların ismini, gelen insanların işini görememek adına üzülüyoruz. Yani burada ev sahiplerinin çok vicdansızca bazen davrandığını görüyoruz. Ancak İşin şu boyutunu da düşündüğümüz zaman iki tarafı da düşünürsek adam örnek veriyorum 1 milyon liraya bir eğer ev satın almıştır, yatırım yapmak istemiştir. 1500 liraya kiraya verecek. Verir misiniz? Yani o büyük bir masraf etmiş. Sonra o kiraya verdiği zaman illaki ev yıpranacak. Dolayısıyla o yıpranan evi aldığı kira karşılığında tamir edemeyebiliyor çıktığı zaman. Dolayısıyla iki taraf da mağdur. İki taraf da zor durumda. Yetkililerin acilen bu soruna çözüm getirmeleri gerekiyor. Yani nasıl çözüm getirilebilir? Onu bilemiyorum. Hollanda'da mesela yurt dışında duyuyoruz. İşte 6 ay sonra devlet müdahale ediyor boş duran kira evlere. Şimdi böyle bir şeyler yapılabilir. Bu tek başına bizim söyleyeceğimiz şey yetmez tabii. Onu kurmaylarla yetkililer oturup konuşacaklar. Uzmanlarla bir karar alacaklardır illaki. Yani bizim söyleyeceğimiz çok şey yok ama bu gidiş iyi değil. Özellikle kirada mevcut önceki yıllarda kira kontratı var olduğu halde ev sahipleri kira kontratını dikkate almadan %100, %200 kirayı artırdım diye hemen müdahale ediyor, çıkartmak istiyor. Oğlum gelecek, kızım gelecek, işte düğün tutacağım.
gibi bahanelerle de çıkarmaya çalışıyor. Kiracıları mağdur ediyorlar. Her iki tarafında şeyi var yani. Onun için fazla çok söyleyeceğimiz şey yok. Şimdi bir de ben, siz gelmişken sizin aracılığınızla ben şunu duyurmak istiyorum. Bundan 2 yıl kadar önce devletimiz emlakçılardan yetki belgesi ve belirli standartlar istedi. Doğal olarak, haklı olarak doğrudur da. Yani ehil olmayan insanların bu işe soyunduğunu görüyoruz. Sokaktan kurumsal emlakçılık yapıyorum diye sokaktan yetkisi, belgesi, eğitimi olmayan çaresiz insanları toplayıp bu sektörde de biraz bilgisizce davrandıklarını görüyoruz. Ve etik davranmadıklarını görüyoruz. Sektör de yerle bir olmaya başladı. Bu yetki belgesini niçin acaba insanlara zorlayıp insanları, emlakçıları masraf ettirerek aldırdılar? Sonra da şimdi neden yetki belgesiz çalışan insanlara neden müsaade ediliyor? Yetkisiz yani eğitimsiz insanların da bu sektörden uzaklaştırılması gerekiyor. Bütün bunlar hepsi üst üste birikildiği zaman yani alt alta koyduğumuz zaman bu sorunları biz de tabii ki bu ekonominin dünya çapında da mevcut olan bu darboğaz döneminde, darboğazdan geçtiğimiz şu dönemde bunları da üzerine eklediğimiz zaman içinden çıkılmaz hale geliyor. Ben bilmiyorum, söylemek istediğim bunlar. İnşallah iyiye gider. Ama insanlar biraz da ev sahipleri de evlerini kiraya vermemekten imtina etmemesi gerekir diye düşünüyorum. Aksaray Kapalı Çarşı esnafları gurbetçilerin gelmesini ve düğün sezonunun başlamasını bekliyoruz dediler. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Coşkunlar giyeyim. Hacı Coşkun. Hacı Bey, sezon açıldı, düğün sezonları da açıldı. Müşteriler geliyor mu? Durumlarınız nasıl? Sezonumuz daha kısmen açıldı. Tam sezonumuz açılmadı. Tabii sezon 6. ayın 15'inden 7. 8. 9. ay sezondur bizim için. Ama tabii şu anda da tekleme düğünler oluyor. Ama sezon açılmış diye bir şey yok şu anda henüz. Bekliyoruz inşallah sezonumuzun açılmasını. İşlerimizin olmasını. Şu anda kısmı işlerimiz normal yani. Evet, sezon açıldıktan sonra diyelim o zaman. Evet. Müşteriler yoğunluk gösterir mi? Gelirler mi? Durumları nasıldır? Şöyle, pandemiden önce tabii bu 6. ayın 15'inde dedim miydi sezon açılmaya başlar. Tabii buradaki düğüncülerimiz, gurbetçilerimiz her şey birleştiği zaman güzel bir hareket oluyor. İnşallah bekliyoruz. Olacağını da tahmin ediyoruz. Mecbur düğünler olacak. Gurbetçilerimiz gelecek. Gurbetçiden hariç mesela illerde arası git gel gezmeler şunlar bunlar. Hareket oluyor tabii haliyle. Ama bu pandemide biraz tabii bu 2-3 senedir biraz şey yaşadık. Baya bir sıkıntı yaşadık. İnşallah bu sene pandemide bitti. Maskelerimizi attık. İnşallah bundan sonra rahatlarız diye düşünüyoruz. Ben vatandaşlarımıza şunu söyleyeyim. Bu bizlik bir şey değil. Zam bizlik bir şey değil. Ama hayal kırıklığına uğramamaları için evden çıkarken en az bir katı, iki katı, üç katı olarak düşünüp öyle çıkarlarsa hem biz zorlanmayız hem onlar zorlanmaz. Çünkü geldikleri zaman sanki biz zam yapmış gibi bir tepki alıyoruz. Bizler de zorlanıyoruz. Biz de ürün almaya vardığımız zaman geçen sene sattığımız 2 katı fazlasını alıyoruz. Haliyle bir de artı şunu söyleyeyim. Örneğin %30 kazanıyorsak normalde karımız %10'lara %15'lere düştü. Çünkü ürün pahalı, üzerine koyamıyorsun. Dolayısıyla ne yapıyor? Karımız azaldı. Vatandaş da zorlanıyor. Alım gücü zayıfladı. Yani baya bu konuda sıkıntı yaşıyoruz yani.
Niğde'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen programda 7 çeşit yemek tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Niğde'de düzenlenen etkinlikte konuklara Türk mutfağından yemekler sunuldu. Şöyle güzel. Etkinliğe Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve protokol katıldı. Burada şu an Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve üniversitemizde ortaklaşa düzenlediğimiz 21-27 Mayıs'taki Türk Mutfağı Haftası'nı Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yapılan bu 21-27 Mayıs arasındaki Türk Mutfağı Haftası için sizlerle bir aradayız. Biliyorsunuz bizler Niğde Belediyesi olarak gastronomiye çok önem veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir yemek kitabı bastırmıştık. Bu gerçekten çok da güzel tepki aldı. Çünkü unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimiz vardı. Ve bulduğumuz her fırsatta eşim ve birlikte ben de dahil olmak üzere Niğde'nin yemeklerini, Niğde'nin tarihini unutturmamaya çalışıyoruz, hatırlatmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye genelinde farklı illerimizde hatta yurt dışında Türk mutfağını tanıtmak için farklı etkinlikler yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu etkinlikleri daha planlı, daha profesyonel, daha amaç odaklı yapmak için asırlık tariflerle Türk mutfağı kitabından da yola çıkarak 81 ilimizde ve tüm dünyada bu etkinliği yapmaya karar verdi. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteninin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.